Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere eğitici, dini bir masal anlatmak istiyorum. Masalımızın ismi Kur'an ile Buluşmak. Köydeki kadınlar harıl harıl çalışıyorlardı. 11 ayın sultanı gelmeden bir ay önce köyde hazırlıklar başladı. Hamur yoğrulur, yufkalar açılır, saç da pişirilir, dikkatle üst üste istiflenirdi. Mehmetlerin köy işte böyle bir yerdi. Ramazan coşkusu daha gelmeden başlar, bütün bir köy bu mutluluk ayına hep birlikte hazırlanırdı. Çocuklar ve erkekler de geri kalmazdı hazırlıklardan. Ramazan boyunca sahurda ve iftarda yenilecek yemekler kadar, Ramazan öncesi evi tamir edecekler, tarlası sürülecekler, sevindirilecekler hep köylünün işlerindendi. Sahipsiz ya da hasta olup tarlasını süremeyenlerin tarlası sürülür, ekinleri toplanır ve işleri yoluna koyardı köylüler. Yetim kalanları, öksüz olup boynu bükülenleri neşelendirmek ahalinin göreviydi. Yaşlıların, darda olanların, evi barkı yıkılanların Ramazan'a öyle girmelerine izin verilmezdi. Ne de olsa Ramazan ayı köyün tamamının misafiriydi. Sadece birkaç ailenin sevinmesi olmazdı. Şimdi de kadınlar toplanmış, yufkaları, mantıları, makarnaları hazırlıyorlardı. Köyü lezzetli bir koku sarmıştı. Göz hakkı diye çocukların, yaşlıların, kadın erkek herkesin yemesi için sıcacık yufkalara tereyağı sürülmüş, dürümler ellerde Ramazan'ın gelişi sanki hep birlikte kutlanıyordu. Mehmet de elindeki yufkayı yiyor, herkesin katıldığı bu neşeli halin tadını çıkarıyordu. Ramazan hazırlığı yapan bu kalabalığın karıncalara benzediğini düşünüyordu ki, cılız ama tanıdık bir ses duydu. "Mehmet, sen hazırlık yaptın mı Ramazan'a?" diye sordu karınca. Bu karınca Mehmet'e Nem suresini öğretmişti önceden. Mehmet tutamadı kendini, güldü alçak sesle. "Bu kadar hazırlık var, ben ne yapayım ki?" diyiverdi. Karınca durdu. Yüklendiği ekmek kırığını yere bırakarak ona Bakara suresi 185. ayeti okudu. O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi. Doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. "Kur'an ayı geliyor Mehmet. Hazırlık yaptın mı Kur'an ile buluşmaya?" diye tekrar sordu karınca. Mehmet, Kur'an ile buluşmanın ne olduğunu tam anlamamıştı. Karınca bir sonraki ayeti okudu. "Kullarım, beni senden sorarlarsa, gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler." İşte bu ayetleri düşünerek Ramazan'a hazırlanmak da senin görevin Mehmet dedi karınca. Yüklendiği ekmek kırığıyla uzaklaşmaya başladı. Mehmet Kur'an ile buluşmanın ne demek olduğunu düşünüyordu ki fark etti. "Allah'ım, bu Ramazan'da Kur'an ile buluşmam ve onu anlamam için bana yardım et" diye dua etti. Sevgili dostlar, Ramazan ayı oruç ayıdır. Ama Ramazan ayını çok önemli yapan bir başka olay daha vardır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bunu bildiriyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Ramazan ayı içerisindeki bir günde indirildiğidir. O güne de Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi der. Ve Kadir Gecesi bizler için en hayırlı gecedir. Çünkü Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim inmiştir. İşte bu yüzden Ramazan ayı Müslümanlar için hem oruç tutmak, ibadet yapmak hem de Kur'an'a kavuşmanın mutluluğudur. Hem oruç tutabilmek için hem de Kur'an'la buluşmak için
güzel bir hazırlık yapın. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.